Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KODEP Şefliği tarafından hazırlanan Milas'ın kültürel mirasını koruma projeleri bilgilendirme toplantısı, belediye toplantı ve düğün salonunda yapıldı. Milas'ın kültürel mirasını koruma projeleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke yaptıkları konuşmalarda şunları söylediler. Evet, değerli kaymakam, değerli hazurum. Sunumu izlediniz. Açılış konuşmamda belirttiğim şekliyle burada birinci amaç bilgilendirmek ama ikinci amaç işbirliği ve ortak çalışmanın zeminini oluşturmak. Bilgilendirme konusunda tekrara girmeyeceğim. Açılış bölümünde bu konuyu yeterince işledik. Ama şimdi bu işbirliği noktasında birkaç cümle daha eklemem gerekiyor. Özellikle sunumda Erol Bey'in bahsettiği şekliyle Milas'ın tarihten gelen zengin birikimi ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan yüksek potansiyeli karşısında işbirliğinin ve beraber çalışmanın zorunluluğu ortada. Evet, belediye belki yerel yönetim olarak bu işin belli noktada merkezi olabilir ama bakanlıkların, resmi kurumların, kaymakamlığımızın, valiliğimizin, efendim meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, halkımızın hep birlikte bir ortak akıl çerçevesinde ortak sorumluluk yüklenmeden bir sonuç almamız mümkün değil. Yapılacak bütün çalışmalarla ilgili böyle bir zorunluluk zaten işin doğasında var. Bunu hepimiz hissediyoruz. Ama asıl vurgulamamız gereken, işbirliğine asıl zorunlu kılan ve belki de yeni anlayışlarla yeni rota çizmemiz gereken bu UNESCO meselesi. Bu kadar tarihi bir birikime sahip olmasına rağmen maalesef Milas'ın UNESCO asıl listede bir eseri bulunmuyor. Sadece geçici listede aday pozisyonunda Beçin Kalesi ve bölgesi ve Uzunyuva şu anda aday listedeler. Ve sanırım Beçin'le Uzunyuva'nın önünde yanlış söyleyebilirim ama 300 civarında daha böyle bir müracaat olduğu bilgisi bize geldi. Tabii ki UNESCO kültür mirası listesine girmek hem tanıtım açısından hem bu eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması bakımından hem de bir turizm değeri olarak gelir getiren merkezler haline gelmesi bakımından gerçekten çok önemli. Bugün özellikle yeni turizm ve gezi anlayışlarında başta şu anda dünya turizmini en çok hareketlendiren Japonlar ve Çinliler olmak üzere mutlaka ziyaret programında UNESCO asıl listeye giren bir eser olup olmadığı noktasında çok önem verdikleri bir kriter var. Bunu özellikle kendim de yaşayarak gördüm. 2010 yılıydı sanırım. Muğla'yı, ilimizi temsilen Tokyo Fuarı'na gittik ve bakanlığımızın organize ettiği bir standta Türkiye'den giden 6 yanlış hatırlamıyorsam işte Muğla vardı, İstanbul vardı, Hatay vardı, Van vardı. Böyle 6 ilimiz Türkiye standında yer aldık. Ve Türkiye standı arkadaşlar peri bacalar olarak dizayn edilmiş bir standı. Ve standın etrafında işte her ilin birer masası ve her ilde bir büyükelçiliğimizin görevlendirdiği bir Türk öğrencinin bulunduğu işte götürdüğümüz broşürler vesairelerle işte ilimizi ve Türk ülkemizi tanıtma çaba gayretimiz var orada. Tabii Tokyo Fuarı bize çok deneyimler kazandırdı. Yani daha sonraki süreçte bu konuda daha titiz çalışmalar yaptık ama orada şunu gördük. Ortalama bir Japon
dünya haritasında Türkiye'yi gösteremiyor. Yani bu çok dramatik yerdir. Çünkü biz Barış Manço'nun programlarında hep Japonlar bize aşık, bize hayran falan gibi böyle biliriz. Ortalama seviyede bir Japon Türkiye'yi dünya haritasında gösteremiyor. Tarif etmek istediğin zaman da İran'ın yanı ve Yunanistan'ın yanı diye tarif ediyorsun. Yani Pers ve Helen kültürüne müthiş ilgi duyuyorlar. Bu bizim için çok çarpıcı bir, sarsıcı bir şey oldu. Ama asıl şaşırtan Kapadokya'yı çok iyi biliyorlar. Fakat Kapadokya'nın Türkiye'de olduğunu biliyorlar. İşte Türkiye standının da peri bacalar olarak dizayn edilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi o. Şimdi orada bu dizayn kendi içimizdeki büyükelçilikte yapılan toplantılarda eleştirildi ya da övüldü. Yani eleştirildi çünkü Türkiye'yi sadece peri bacalarından ibaret bir şeymiş gibi gösteriyor. Övüldü çünkü Japon onu biliyor. Bu niye böyle biliyor musunuz? Çünkü peri bacaların bulunduğu Kapadokya bölgesi bir Japon'un gezi kriterlerinde çok şey içerisinde barındırıyor. Çünkü bir kere UNESCO'ya dahil. İkincisi doğa harikası olan bir güzellik. Üçüncüsü de bir mitolojik geçmişi var. Zaten bu üçünü arıyorlar şeyde. Konuyu fazla uzatmayayım. UNESCO bu kadar önemli bir şey. Şimdi iki tane adayla UNESCO geçici listedeyiz. Buralarda yanlış hatırlamıyorsam alan yönetimleri de oluşturuldu. Fakat arkadaşlar tek eserlerle bizim UNESCO asıl listeye girmemiz hem kolay değil, olsa bile çok uzun zaman alacak bir şey. Bu noktada uzmanlarımızdan gelen öneriler çerçevesinde işi daha da kolaylaştırmak adına ve Minas'ın sadece geçmişten gelen zenginliğinin beçin ve uzun yuvadan ibaret olmadığını, daha çünkü Türkiye'de belki de en fazla antik kente sahip, tarihte iki defa başkentlik yapmış bir ilçeden söz ediyoruz. Bu amaçla ayrı ayrı eserleri UNESCO'ya önermektense bir seri kültür mirası anlayışından Minas'ın tamamını UNESCO'ya önermek. Minas'ın tamamını UNESCO'ya önerdiğimiz zaman tek beçini ya da tek uzun yuvayı oraya dahil ettirmekten daha büyük bir avantaja sahibiz. Çünkü Minas seri kültür mirası dediğin zaman onun içerisinde saydığımız beçin ve uzun yuvadan başka Eromos'u, İyasos'u, işte biraz önce bahsedildi İncirliğin mağarası, efendime söyleyeyim, yani daha birçok, işte bütün dünyanın hayran olduğu Gökova hazırlayan ve bu programa katılarak gerçekleşmesini temin eden herkese teşekkür ederim. Tabii Minas çok özel bir ilçe. Minas çok farklı bir ilçe. Bunu Minas Kaymakamı olarak görevlendirildiğim günden bu yana açıkçası her hücremde hissediyorum. Tabii güzel çalışmalar, güzel düşünceler var. Öyle zannediyorum ki bu çalışmaların çok küçük bir kısmı bile hayata geçme imkanı olsa Minas'ın ve ilçemizin çevresi çok değişecektir. Tabii gündemde olan konular var. Bunlardan en yakın zamanda gündeme gelen, aklıma geldiği için söylüyorum. Gümüşkesen'le ilgili bazı görüşler, yorumlar ve tartışmalar var. Şu anda sürecin sonuna gelindiğini ve protokolün imzalandığını biliyorum. Pazartesi günü bir toplantı yapılacağını da biliyorum. Bakanlıkta, Kültür Turizm Bakanlığı'nda bu konuyla ilgili. Ve dolayısıyla öyle ilgileniyorum ki en kısa zamanda en önemli tarihsel değerlerimizden olan Gümüşkesen anıtıyla ilgili adım atılarak görev turizmine kazandırılacak.
Ben özellikle uluslararası tanıtım kısmını çok önemsiyorum. Çünkü günümüzde turizm çok önemli bir değer. Bizim Bodrum gibi dünyanın çok önde gelen artık turizm destinasyonlarından birinin komşusu demek istemiyorum, tamamlayıcısıyız demek belki daha doğru bir kelime olabilir. Fakat kendi içinde de, kendi özelinde de çok anlamlı, çok büyük değerleri olan, turizm değerleri olan bir ilçeyiz. Bunun da Sayın Başkan'ın da ifade ettiği ve bunda da gördüğümüz gibi özellikle altını çizmemiz gereken konu belki bu özellikle UNESCO ve uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırılması ve tanınması. Bir örnek vermek gerekirse zeytinyağı konusunda Milas zeytinyağının son yıllarda çokça öne çıkmasının arkasında yatan temel sebep Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip olması. Çünkü özellikle ülkemizde başta Kuzey Ege olmak üzere pek çok bölgede zeytin üretildiği ve hatta bu üretilen yerlerin neredeyse tamamı Türkiye'nin en iyi zeytinini ve zeytinyağını kendilerinin olduğunu ifade ediyor. Yakın zamana kadar bunun bir ölçüsü yoktu ama bugün Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip tek zeytinyağı olmamız bizi bu diğer iddiaların çok ötesine getiriyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin pek çok yerinde pek çok tarihsel ve turizm değeri olduğunu iddia eden şehir var. Fakat bunların işte bugün Kapadokya'yı konuştuk az önce. En çok en büyük örnek oradan verildi. Haklı olarak Japonlar özellikle orayı biliyorlar, orayı tanıyorlar. Ve bunun geri planında uluslararası akredite bir sertifika var, bir tanınma var. Dolayısıyla bizim bunu sağlamamız gerekiyor ve bütüncül bir şekilde bakmak bence uzmanların da önerisiyle bütüncül bir şekilde bakmak bana da çok doğru ve mantıklı geliyor. Milas kent merkezi bir bütün olarak belki bu sürecin içine dahil edilebilir, edilmelidir. Bu konuda nasıl bir çalışma yapabiliriz onu oturup daha detaylandırırız. Ama bence de doğru olan bu gibi, bunun örnekleri de var bildiğim kadarıyla. Dünya üzerinde bütün olarak bu kültürel mirasa dahil edilen şehirlerin olduğunu düşünüyorum. Ve Safranbolu var. Ki Milas'ın da ben ne Safranbolu'dan ne diğer dahil edilen yörelerden bir eksiğinin olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine çok daha zengin, çok daha bu anlamda dolu bir ilçeyiz. Tek şeyimiz bu süreci hızlandırıp bunun tanınırlığı konusunda yol almak. Çünkü açıkçası tanınırlığı konusunda burada belki biraz hani kendi kendimize öz eleştiri yapmamız gerekirse çok iyi düzeyde değiliz. Çok büyük bir zenginliğin üzerindeyiz fakat bunu tanıtamıyoruz. Tanıtamamışız. Bu konudaki gayretler hani saygısızlık etmek istemem kesinlikle. Fakat en büyük belki enerjiyi, en büyük önceliği bu alana vermek zorundayız. Yani ben de bir Egeliyim. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Hatta yazları hemen yanı başımıza Kuşadası, Güzelşanlı'ya gelirdik. Biz çok küçük bir şehirde denemez belki. Bir köy, köylü orası. Sonra belde oldu. Şimdiki durum zannedersem mahalle. Büyükşehir Eskişehir'de mahalle oldu. Güzelşanlı. Kuşadası'na bağlı bir mahalleydi. Ama Minas'ın bu kadar büyük, bu kadar hani zengin bir şehir olduğunu ben de işte 40 yaşımdan sonra öğrendim. Buraya geldikten sonra öğrendim. Demek ki yani bir takım şeylerde biraz daha enerjimizi vermek durumundayız. Ama güzel işler de oluyor. Güzel çalışmalar da oluyor. Burada az önce gördüğümüz, izlediğiniz proje örnekleri de bunlar örnek olarak verilebilir. Yani ben tekrar o konuda şunu da belirtmek isterim. Özellikle mahallelerimizde ben zaman zaman ziyaretlerimde rastlıyorum. Çok fazla
gün yüzüne çıkmamış demek istemiyorum ama kanıksanmış belki de demek daha doğru bir kelime. Eserlerle karşılaşıyorum ve bunlarla ilgili çalışma başlatma noktasında oluyoruz. En son Alaçam mahallemizde çok güzel, pırıl pırıl 1931 yılı tam bir Cumhuriyet dönemi eseri bir ilkokul binası ile karşılaştığımda bunun hiç bu zamana kadar gündeme gelmemiş olması beni çok şaşırtmış. Yani dedim abi nasıl biz nasıl çünkü kimse hani çok o kadar kanıksanmış ve şey yapılmış ki yani mutlaka buraya bir şey yapmalıyız. Çünkü hem binayı korumalıyız hem bir şekilde hizmete sunmalıyız. Yani insanlar kullanmalı orada oturan insanlarımızın faydalanması gereken bir noktada olmalı. Bu noktada Cumhuriyet dönemi eserlerimizde belki özel bir çalışma yapılabilir. Sakarya İlkokulu ile ilgili ki gerçekten çok özel bir eser bana göre şehrimizin simge yapılarından biri olmaya aday o yapılarından bir tanesi belki denebilir bir eser. Bununla ilgili Sayın Mahallemizin de destekleriyle ki burada kendisini de anmak isterim. Özellikle kazılara ve tarihi kentlere, özellikle kazı heyetlerine, kazı heyeti başkanlıklarına verdiği destek, bizlere o konudaki destekleri son derece yüksek. Kendisinin de destekleriyle bir küçük onarım. Çünkü dönemin bitmesi gerekiyor, eğitim devam ediyor okulda. Ve eğitim dönemi sonunda yaz tatiliyle birlikte büyük bir onarım projesi orada da uygulanacak. Ve oranın da önümüzdeki nesillere zararsız ve hasarsız bir şekilde aktarılması konusunda bir çalışmamız olacak. Bu da benim çok önemsediğim bir çalışmaydı. Tabii küçük küçük çalışmalar bunlar ama önemli dokunuşlar olduğunu düşünüyorum. Bu noktada dediğim gibi ben tüm paydaşlarla ortak akıl zemininde güzel çalışmaların yapılacağını ümit ediyorum. Özellikle yurt dışı tanıtım atağının devam edeceğini, artarak devam edeceğini inanıyorum, umuyorum. Katılımınız için ve programı hazırlayan herkese de emekleri için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.